Alman biyolog Hans Meinhardt'ın bir İtalyan restoranında gördüğü kabuğun desenlerini izlemesi, bu çalışmaların başlangıcı sayılabilir. Bu konudaki çalışmalarını yayımladığı, Deniz Kabuklarının Algoritmik Güzelliği adlı kitabında anlattığı üzere, W harfinin iç içe geçen tekrarları şeklinde, kırmızı çizgilerden oluşan kabuk desenlerinin nasıl oluştuğunu merak eder ve araştırmalara başlar. Matematikçi Alan Turing'in çalışmalarından da faydalandığı süreçte, yapraklarda olduğu gibi, doğadaki diğer modellerin oluşumunu yöneten kuralların, deniz kabuklarını da kontrol ettiğini fark etti. Bu kurallar, temel olarak açık ve kapalı sinyaller olmak üzere iki zıt işaretin hareketini ifade eder. Ve bu iki işaret, şekil, renk ve yapı modelleriyle sonuçlanır. Meinhardt, bu açık sinyal ve kapalı sinyal şeklindeki düzenlemelerle elde edilebilen, yaygın kalıplardan modeller oluşturdu. Kabuk, koruyucu bir yuva görevi görürken, desenlerinin apaçık olmayan bir amacı vardır. Karşı cinsi etkilemek ve kamuflaj sağlamak için kullanılabilir. Baktığınız zaman, hayranlık uyandıran görünüme sahip kimi istiridye ve midyeler, tüm yaşamlarını fark edilmeden geçirebilirler. Bu konuda çalışmalarda bulunan Bart Ehrmantraut ve George Oster ise, hasar gören yumuşakçaların, kabuklarını yeniden oluşturmak için bu biçim düzenini kullandıklarını öne sürdüler. Çok sağlam olsalar bile, zarar görebilecek tehlikeli bir çevrede bulunuyorlar. Larvadan genellikle kabukları çok ince de olsa, gelişmiş olarak çıkan bu yumuşakçalar, mürekkep püskürtmeli bir yazıcının baskısında olduğu gibi, kalıp düzenini satır satır oluştururlar. Bu işlemde, yumuşakçalar anatomisinde sindirim, üreme ve hareket organlarını kapsayan doku olan manto epidermisini kullanırlar. Manto içindeki, pigment ve kabuk malzemesi yapan salgı hücreleri adındaki hücreler, türlerin çoğunda kalsiyum karbonat ve konçiyolin salgılayarak bir kabuk oluştururlar. Yani kabuğu oluşturan, kristalize kalsiyum karbonattır. Deniz kabuklularında pigmentlerin en yaygın kaynakları, melaninler ve tetrapirollerdir. Besinlerde bulunan maddeler aracılığıyla oluşturdukları pigmentler, kabuk oluşumu sırasında renk maddesi olarak kullanılıyor. Bu çalışmalarda, kabuk tasarımları oluşturmak için kullanılan bilgisayar modelleri, hasar görmüş kabukların onarımında kullanıldı. Salgı hücrelerinin, mantodan gelen sinyallerden, ne zaman pigment üreteceklerine dair talimatlar aldıkları teorileştirildi. Bu sinyaller, salgı hücrelerinden gelen pigment üretimi dalgalarını başlatır veya durdurur, bu da desenlerle sonuçlanır. Ayrıca, Alan Turing'in desen oluşum modeli de bu çalışmalarda kullanıldı. 1986'da Ehrmantraut ve Astor, 1987'de Meinhardt, nokta, çizgi, veya zikzak gibi aktive edici ve engelleyici sinyaller aracılığıyla, yaygın kabuk modellerini yapay olarak oluşturabildiler. Ehrmantraut ve Astor sinyallerin, mantonun tüm salgı hücrelerini birbirine bağlayan küresel bir sinir ağından geldiğine inanıyorlardı. Meinhardt, sinyallerin, mantoda dolaşan yerel kimyasallardan geldiğini düşünüyordu. Orijinal çalışmalarından 30 yıl sonra 2009'da, Ehrmantraut ve Astor, sinir sisteminin, desen oluşumuyla sonuçlanan sinyalleri üretmek için, kapsayıcı ve karmaşık bir ağ olarak çalıştığı birleşik bir sinir ağı modeli önerdi. Bu, örüntülerin oluşumunda nasıl ve neden sorularına kesin bir cevap niteliğindedir. Burada amaçlanan, sinir ağının kabuk modellerini yeniden oluşturmasını göstermenin yanında, modellerin ya da örüntülerin kabuk oluşumunda nasıl kullanıldığını da açıklamaktı. Kabukların örüntü düzeni, kabuğun gelişen kısmında neler olduğuna dair geçmişi eksiksiz bir şekilde kaydeder. Kabuk oluşumunda, manto tarafından okunabilen, canlı yaşamının günlüğü gibidirler. Bu nedenle canlı, bir hasar veya çatlama durumunda eski düzeni eksiksiz bir şekilde yeniden düzenleme kabiliyetine sahip olur, ya da kaldığı yerden devam etme fırsatına sahip olur. Manto, salgı hücrelerinin pigment veya kabuk yapımını uyarabilecek veya engelleyebilecek sinirlerle doludur. Aynı zamanda, önceden belirlenmiş kalıpları algılamasına yardımcı olabilecek duyusal sinirlere de sahiptir. Mantonun bu algılama yeteneği, onarılan kabukların hasar görmeden önce kullanılan modele yönlendirme eğilimini açıklamaya yardımcı olur. Ve bu da, örüntülerin, kalınan yerden devam edilmesi için bir kayıt görevi gördüğünü düşündürür. Son olarak konudan bağımsız olarak, bu kabuklu deniz yumuşakçalarının beslenmelerine ve kabukların kullanım alanlarına da kısaca değinelim. Midye, istiridye gibi çift kabuklular, filtreli beslenme türüne sahiptir. Solungaçlarının süzdüğü planktonlar ve serbestçe yüzen diğer mikroskobik deniz canlılarıyla beslenirler. Karından bacaklılar denilen, tek kabuklu olan salyangozların beslenmesi daha karmaşıktır. Kimi türleri, süngerler, alkler, solucanlar, balıklar, leşler ve diğer karından bacaklılar ile beslenirler.
Kovri denilen tropikal deniz salyangozları, çoğunlukla süngerler ve algler ile beslenirken, bazı türlerin midye ile beslenebileceği görülmüştür. Konik salyangozlar, diğer yumuşakçalarla, solucanlarla ve balıklarla beslenenler olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Avlarını öldürmek için kullandıkları zehir nedeniyle, insanlar için potansiyel tehlike konumundadırlar. Balıklarla beslenen türlerin zehirleri daha güçlüdür. Bazı türlerinin bir insanı, tek hamlede öldürebilmesinin nedeni budur. Atık suların temizlenmesinde pahalı filtrasyon sistemleri nedeniyle, kimi ülkeler, ufak hale getirilmiş deniz kabuklarını kullanırlar. Tarımsal bir takım uygulamalarda, toprağın pH seviyesini ve kalsiyum içeriğini artırma amacı ile kullanılmaktadır. Deniz kabukları kireç taşının elde edilmesinde, hayvansal yem karışımında, yol yapımı malzemelerinde ve bir takım kimyasal işlemlerde kullanıldığı gibi, süs eşyası, mücevher tasarımında ve dekorasyonda da kullanılmaktadır.